Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 30. Leman'ın 5. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'da meftiya inne zalike le muhil mevta ve huve ala külli şeyin kadir. Ayet-i Azime'nin ve Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzu sinetun ve la nevm. Sadakallahu aleyhi. Buradan 30. Leman'dan sayfa 337 hayat bahsi 5. remiz. Nadir abi. Nadir abi yok nasıl? Bunu aldık ya. Evet. Bu kadere bakan tarafı yaptık. İsterseniz burada çok oldu diyorsanız burası. Melaike'yi yaptık. Hepsi birbirinden güzel abi. Ver abim ver. Gel abim. Ama ver. Aslan güzel mi şu an? Hepsi birbirinden güzel hakikaten. O zaman şöyle yapayım. Melaike'yi yapayım hadi. Nadir abi madem hep orayı yaptı gördünüz. Çünkü 5. remiz deyince Nadir abi hatıra geliyor değil mi? Tamam. Bu sefer 335'e döndük. Hayat melaikeye iman rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. Yani hayat melaikeyi nasıl ispat ediyor? Hayat. Bir kere hayatın yeme, içme, üreme gibi basit sıfatlarıyla kendisini tanımlıyoruz. Bunlar hayatın sıfatları. Mesela bir şeyde görmek varsa hayatı da vardır. Görmek varsa. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücudunu işaret eder. Yani söylemek daha ileri. Hayvanlar da söyler ama hayvanlar konuşmaz. Konuşmayı kastetmem, kendisiyle konuşuyor. Yani arkadaşlarıyla. Havlıyor, bilmem ne yapıyor. Konuşmak, mevcudatın konuşmasını çözüyor insan. Ve kendi düşüncesini konuşmaya dönüştürüyor. Yani böyle bir şey var. Mesela bak, görmek varsa hayatı da vardır. İşitmek varsa hayatın alametidir. Söylemek varsa hayatın vücudunu işaret eder. Söylemek. İhtiyar, irade varsa hayatı bizzatı gösterir. İhtiyar ve irade. Yoksa diğerleri hayat meratibinde kalıyor. Bitkilerde ne var? His var. Tabii şu anda bilinmiyor da. Bir derece biliniyor. Biliniyor. Mesela bu çiçek insanı beni hisseder şu anda. Şu anda değil bu canlı su. Bir bardak su bile benim ne konuştuğumu etkileniyor. Bu deneysel yapılmış. Bunda hayat yok şu anda. Bunda var ya. Hayatı varsa hissi vardır. Bu evin hanımı ve bu evde bunu sulayanı bilir bu. Şey hisseder. Hisseder bu. Konuşunca da hissediyor abi. Konu hissediyor. Yani biz evde bunu şey yapıyoruz yani yaşıyoruz. Bir ay bakmayınca soluyor böyle şey yapıyor. Ama konuşulduğu zaman muhabbet edince bakınca kendine geliyor. Mesela bende de öyle. Almaya gittiğim zaman gerçi resul suluyor. Çiçeklerde de oluyor evet. Çiçeklerde benim odamda 20 gün bir ay yokum. Suluyor yani onda sorun yok. Fakat
Abi diyor, acayip bir şey diyor yani, sen kapıyı açar açmaz diyor ki, abi yanlış anlarsın diyor yani. Abi ben her gün sülüyorum ama canlılık yok. Yani ben senden mi sirayet alıyorum? Aynı böyle dediler. Muhabbet istiyorum. Yani mesela ben onun yanında Kur'an okuyorum. Ben böyle Kur'an okuyamıyorum yani öyle masada. Oturacağım, rahlem var. Böyle kıbleye döneceğim. O da yanımda. Ve çok canlı yani benim şeyler. Şimdi görüyorsunuz. Çiçekte. Yani bir arkadaş gibi olmuşuz. Yani hayatı var. Şimdi irade ve ihtiyar varsa hayatın vücudunu gösteriyor. Çok tuhaf değil mi yani? İrade. Bu değil bu. Bu değil bu. Bunu söyleme, bunu söyle. Oysa bir sürü malzeme var yani dimağda. Bunu de, bunu deme. Bunu düşün, bunu düşünme. Yani çok garibime gidiyor insanoğlu ya. Çok garip yani. Ben mesela imtihanı böyle lügat anladığımız gibi hiç anlamıyorum öyle. Hakim ne yapacaksınız? Değil ya. Yani. İnsan kendisini inşa ve ihya edecek. İnşa ve ihya edecek. Yani mevcudatı okuyup geliş kaynağı olan zat-ı vacibül vücuda muhatap olmak. Bana çok şey geliyor. Cenneti gayedip ona gitmek. Ona çalışmak. Çok bana insanın fıtratına hedef olacak bir şey değildir. Yani şey geliyor yani. Ama rahmeten lil alemin olduğu için rahmet itibariyle Kur'an'da onu tarif ediyor. Kur'an'ın ilk muhatabı avamdır. Değil mi? Öyle geçiyor. Kur'an'ın muhatabı avamdır. Avam da gördüğünü, işittiğini, kokladığını, yaşadığı cinsten bir şeyi gaye edinir avam olduğu için. Onda işte bu hayattan daha mükemmel cennet gösteriliyor. Tamam. Cennet gösteriliyor. Ama öteki tarafa da 25. sözde var biliyorsun. Ey cennet isteyen, işte sen gireceksin. Ey aşık efendi, sen rüyete mazhar olacaksın. Yani dünyada yaşayıp Allah'a aşık olanlar var. Yani tabii kör olası cehalet, görmeyi göze verdiği için görmediğim şey, bir tanesi öyle demişti, bizimkisi demişti. Bizden, bende bir tanesi var. Dedi ki, görmediğin Allah'a mı iman ediyorsun dedi. Zaten iman gaybıdır ya. Şimdi dedim seni de görmüyorum, yani yok musun sen? Görmediğine niye inanıyorsun diyen şeytan kendisi de gözükmüyor. Gözükmediği halde sesleniyor. Sesleniyor. Allah seslenmiyor, fiile cevap veriyor. Ya hiçbir şey demedi. Ve o gün bugün bana bir daha gelmiyor. Allah gözükmüyor. Sen ne yapıyorsun? Gözükmeyene mi iman ediyorsun? Bunu bana seni söyleyen sensin. Senle artık kılıçlarımızı çekmişiz yani. Netiz yani. Gaybta kimse yok. Sen benim için ayrısın, ben de senin için ayrım. Şimdi sen bana gözükmüyorsun, sen de gözükmeyene iman nasıl ediyorsun diyen zat kendisi de gözükmüyor. Sen de gözükmüyorsun. Aynen öyle de bu kainatta asarı ile vücutları muhakkak ve bedihi olan kudreti mutlaka ve irade-i şamile ve ilmi muhit gibi sıfatlar bütün delilleriyle zat-ı hayy-i kayyumun hayatına ve vücub-u vücuda şehadet ederler. Şimdi ısındık inşallah. Görmek varsa hayatı vardır. İşitmek varsa hayatın alameti. Söylemek varsa hayatın vücuduna işaret ediyor. İhtiyar irade varsa hayatı gösterir. Bu örnekti. Yaşadığımız gün. Aynen bunun gibi de.
Kainatta fiiliyatı ile icraat yapan Allah. Şu çiçeklerle. Fiilen. Kainatta asari ile vücutları muhakkak ve bedi olan kudret mutlaka. Yani şunun yaratılması için şunun kudret gerekmiyor mu? Bir tasarım gerekmiyor mu? Bir mimarlık gerekmiyor mu? Bu da çok ilginç yani ha. Yani bu kavuççuktan da yani aşağı değilse de şey de geçemez. Bu da çok garip bir şey. Yani şu bina düşünün. Şu bina. Bunun mimarı düşünün. Su tesisatını düşünün. Elektrik tesisatını bir sürü şeyler. Bir de şuna bakın ya. Tuvaleti yok mu bu ağacın ya? Elektrik sistemi yok mu? Hayatı var. Hayat odun değil ki. Odunda ama odun olmayan hayat. Yani bir tasarım. İşte ne yapıyor bunlar? Aynen öyle de bu kainatta asari ile, eserleri ile vücutları muhakkak ve bedi olan kudreti mutlaka. Niçin kudret demedi de kudreti mutlaka? Bunun yaratılması için bunu yapmak yetmiyor. Kudreti mutlaka lazım. Genele hakim olman lazım. Geneli yaratman lazım. Güneş hakim olması lazım. Havaya, dünyanın dönüşüne, dünyanın eğikliğine, atmosfere, göze uygun yapmış. Dünyada hep herkes ama bu çiçeği boyasan ne olur? Sen hiç böyle otokaporta dükkanında ama boyacı gördünüz mü? Veya berber. Berber bir derece ama olabilir belki eliyle ama. Hani eliyle dokunarak. Saçı böyle tutar bir şeyler yapar ya. Fakat bir ressam veya oto boyacı. Yani ama olur mu? Sopayla geliyor. Sen de arabanı teslim ettin boyattırıyorsun. Daha gözü olup da renk körü olana ehliyet vermiyorlar. Şimdi kudreti mutlaka niye dedi? Bütünseldir bu. Yani bütünün içinde bir yapıdır. Yani bunu yapmak etmiyor. Sonra kudreti mutlaka ve irade-i şamile. Nihayetsiz olabilme ihtimali içinde bu olması. Bunu yapmak irade. Şamil olması, her şeye bakması. Yani göze bakıyor, bunun ciğerimiz var, havayı teneffüs ettiriyor, güneşe bakıyor. Böyle değil, böyle değil. Bak, bak kıyasa bak. Şu yaprak, bir de şurada yaprak. Yani irade olsa zata bakar. İrade-i şamil olursa bütünsel içinde bu. Kudrette de mesela abi dedi, bunun iradede şamile mi diyor? Şamil. Ne fark var o ikisinin şamil? O ikisi de aynı şey gibi sanki. Kudret şimdi onu kullanıyor. Şimdi kudrette kudreti mutlaka diyor. Yani iradede irade öyle değil. Ortaya çıkan iradedir. Gözüken iradedir. Yani zahirde bazılar bununla çatışıyor bak. Kudret midir, irade midir? Bu dolmuş artık tercihtir. Bu iradedir. Kudret gözükmez. Bu tercih edilmiş. İlk önce gördün, baktığın zaman şekil görüyorsun değil mi? Yani bununla bu farklı değil mi? Ha, bu irade işte. Yok abi, onu sormadım. Bunu soracağım şimdi. Evet, tamam. Şimdi kudreti mutlaka, bir de şamil var. Şimdi ikisi de subut-ı sifattandır. Tamam mı? Subut-ı sifattandır. İlk bize muhatap olan ihtiyardır, iradedir. Fakat bunu yaratma ile irade arasında insana baktığı zaman irade daha tercih edilmiş, sana daha kolay geliyor. Yani yaratmakta ise hiç bizimle alakası yok. Yani yapamıyorsun. Fakat bunu benzetip plastiğini yapabiliyorsun şamile. Yani insanın iradesine kolaylık olsun diye ilk muhatap olduğumuz bunun benzerlerini yapabilme şeyleri var insanın. Ama kudretin benzerini yapamaz. Yani hayatiyeti veremez. Hayat koyamıyorsun. Kudrete mutlaka diyor. İrade şamil diyor. Şunu sirayet ediyor.
her tarafa sirayet ediyor. Evet. Bak, üçüncüyü de okuyayım, daha iyi kavranın. İlme, ilmi muhit gibi diyor. İlmi muhit. Kudreti mutlaka, irade-i şamile, ilmi muhit gibi sıfatlar, bütün delilleriyle Zat-ı Kayyum'un hayatına ve vücuduna şehadet ederler. Mesela şöyle diyebiliriz. İlmi muhit. 30. lemada isimler sayabilir misin sırasına göre? Kuddüs, Ad. Kuddüs, Ad. Hakem. Fert. Kayyum. Hay. Kayyum. Peki yanlış olabilir. Bak beraber ben de bakayım. Bu ilim işte bu. Birincisi Kuddüs. İkincisi hakem, Ad. Üçüncüsü hakem. Ezber olmasın. Dört fert. Beş. Hayal. Altı kayyum. Şimdi ilmi muhit dedi. Mesela ders yaparken veya insanları eğitirken bu yani muamele yaparken veya sen eğitim yaparken masada çalışırken ilk önce bunları yapacaksın. Terakki etmek için. İlk önce Kuddüs. Maddi ve manevi temizleyeceksin. Mesela misal vereyim. Doktor, tamirciyim, evde hanım, yemek yapacak. İlk önce dezenfekte et. Onları ayrı yerine koy. Bizim usta derdi ki çıraklık yaparken, bak diyor, buraya şanzımanı indirdin. Tamir etmek için ilk önce masayı temizle. Her şeyi yeri yerine koy, hiç dokunma. Sonra masaya o şanzımanı koy. İlk önce Kuddüs, terk. İlk önce terkler. Ders yaparken, hitap ederken, eğitirken, babaannelik yaparken ilk önce çocuğa terkleri öğreteceksin. Allah da ilk önce imana terk koymuş şart. La ilahe illallah. La ilahe terk. İllallah kesb. İlk önce terk. Tamam. İlk önce terkler lazım. Çünkü terk dimağa ait. Kesb kalbe ait. Kalp akılsız çalışmaz. Vahiy emanet. Vahiy muhatap olmadan kalp nasıl çalışacak? Vahiy muhatap olacak dima. Dimağın da motoru, benzini terktir. İlk önce Kuddüs. Sonra ad, muvazen yani kantar, metre, muhakeme, muvazene, hak sahibine hakkı yani onun adetine uymak. Adetullah. Sistem. Yani anne ise birincisi olmayacakları söylüyoruz. Yani bunu yapma. Ondan sonra şeyi söylüyoruz. Fıtratını söylüyoruz. Sonra fıtratına uygun bir bütünsellik getiriyoruz. Yani hakem. Nedir o? Bu çocuk büyüyeceği yer. Ona yapacağımız ortam. Yani hakem şudur. Bir çiçeğin olabilmesi için sırf bunu yapmak için şu bu yetmiyor. Güneş lazım. Yani gözü yapmak için göz ilmi yetmiyor. Güneş ilmi lazım. Eşyanın kırılması lazım. Fiziği bilmesi lazım vesaire. Bu hakem. Yani bütünsel. Bu çocuk eğitilecek ama bütünsel olacak. Hangi ortamlarda? Bak yavrum okulu da, şeyi de, şunu da bunu söylüyorsun. Böyledir. Böyle arkadaşların gelecek. Neyse fert. Sonra ona diyorsun senin karakterin ona uygun, yaşına, karakterine, cinsiyetine, kilosuna uygun, nasılsa elbise aldığın gibi lafını da öyle giydireceksin. Fert. Sonra hayatına katkılar yapacaksın, doğru malzemeler. Sonra da onu hayatınla tutup hayatta kalmasına, kayyum, misal yani, misal söylüyorum. Bu değişebilir yani ama eğitim yöntemi Kuddüs'le başlanır. Ad, hakem, fert, hayat, kayyumla,
Edebiyatta da giriş, gelişme, sonuç. Değil mi? Kompozisyon öyle yazıyordu. Şimdi Allah da yaratırken kudreti mutlaka lazım. Kudreti olacak. İrade-i Şamil'e lazım. İlmi muhit lazım. Bütün kainatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve cilvesiyle bütün dar ahireti zerratıyla beraber hayatlandıran hayata sermediğini şehadet ederler. Hayata da sermediye diyor. Şimdi melaikeye giriyoruz bu malzemeyle. Allah Allah. Her neyse. Melaike iman rüknüne dahi bakar remzen ispat eder. Çünkü madem kainatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden ve kıymetdarlığı için nusalları teksil edilen ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren ziyaretlerdir. Ve madem küre-i arz bu kadar ziyaretin envai ile dolmuş ve mütemadiyen zihayat envaları tecdit ve teksil etmek hikmetiyle her vakit dolar boşanır. Yani hakikaten tuhaf bir memleket, yani doluyor boşanıyor. Ya şu bina, şu dairede 30 sene önce dersi geliyordu. Yani lise talebesiydik, çocuktuk. Yani. 1980'de ben burada derse gelmişim. 81 neydi? İhtilal. 36 sene olmuş ya. 36 sene. 81-80. O civarlarda Rüşt abi şurada otururdu. Rahmetli. Buralar dolardı. Bize böyle koltukları yer denk gelmezdi. Yani niçin anlatıyorum? Dolar boşalıyor. Bir günde diyecekler ki abi burada oturuyordu aslında. Ya bir gerçek bu işte. Bak zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren ziyaretlerdir. Ve madem küre-i arz bu kadar zihayatın envai ile dolmuş ve mütemadiyen zihayat envalarını tecdit ve teksir etmek hikmetiyle her vakit dolar boşanır. Ve en hasis ve çürümüş maddelerin de dahi kesip de zihayatlar halk ederek bir maşiri hüveynat oluyor. Mesela kainatta en büyük kimyasal hadise çürümedir. Oysa çürüme kendi başına bir sistem. Çürüme olmadığını kabul edin. Çürüme olmadığını kabul edin. Ne olur? Kurumak da yok o zaman. Islak ıslaklığı gibi kalmış. Ne kadar garip olur yani çürüme. Şimdi en hafif mesela çöplükte yani bu atılmış, kokuşmuş şeyler atılıyor. Kemikmiş, et parçası. Yemeği bozulmuş. Oradan da mahluk çıkartıyor Allah. Yaratıyor. Peki sen yesen hayatın yok olur. O kokmuş eti yesen, çöplük dedi, hayatın yok olur. Senin hayatını yok edecek şeyden hayat çıkıyor. Bu ilk örneği duydum da abi kaç gün uyuyamamıştım ben. Bakıyorum o ete, o etin içindeydi bunlar yani. Sonradan gelmedi ki. Yok. O çok ilginç yani. Sonradan gelmedi, etin içinde. Yani dışarıdan parazitler yüklense etin dışında olur. Hayat meratipleri bindirilmiş yani abi. Sonsuz şey var. Eti bir çabı vuruyorsun kokmuşa, içi kurtlanmış. Dışarıdan içeri girmesi mümkün değil. Ama kör olası cehalet bir sebep söyler tabii. Yok gözümle göremediğimiz şey vardır. Ütrovyal dalgalarıyla, dalga boylarıyla içeriye girdiler böyle. Başka mikrobun işi kalmadı da bu sistemi kullanacak. Hayatiyetini son veren çürümüş etten hayat çıkıyor. Öyle şey daha garip. Kar kurtlanıyor. Ben gördüm.
Öyle bir beyaz. Kar. Kar kurudu. Şu bardağa koyuyorsun, buz gibi yapıyor. Tamam, eriyor, hiç kimse yok. Nerede peki abi şimdi o? Yok ki, ne bileyim nerede. Kayboldu mu? Ha? Kayboldu mu? Zahide kayboldu. Tabii burada yok. Ama kardayken, çünkü o şey, Kaşgar, Ayder dağlarında senelerce veya birkaç sene durdum o vadilerde, kokuşuyor. Yani bayağı. Oranın elemanları, çobanları vesaire, turisti çekmek için Ayder'de yapıyorlar daha çok. Ondan sonra o karla beraber kesiyorlar, getiriyorlar göstermek için. Çobanlar ya. Kurdu mu gösteriyorlar? He? Kurdu mu gösteriyorlar? Karla beraber. Ben hiç görmedim aslında. Kar kurtlanıyor diye var ya, duymuşsundur ama. Duydum ama görmedim. Yani. Görmedim. Ondan sonra şimdi canlı yani. Sonra bardağı atıyorsun, buz gibi ediyor, adam yok kendisi. En büyük mucize işte. Bu mucize tek tük olduğu için çok basit mucize. Bu daha zor. O tek tük, bunu genel yapmak, umumi yapmak, yaymak. Bu daha zordur. O istisnadır. Bir yaptı, iki yaptı, tamam. Bunu daimi yapıyor ve tutuyor. Genelliyor, her tarafa yayıyor. Ve genele bakıyor. O birkaç tane şeye bakıyor. Bu daha mucize. Alıştığımız şeyler var ya, alışmadığımızdan daha harika. Bu daha acayip. Mesela bak garipçim. Şimdi buza, suya kurt koydun, eridi değil mi? Şaşırdık değil mi? O kurttan daha harikadır şaşırma latifen. Hayret latifesi. Allah Allah deme. Kurttan daha harikadır. Çünkü kurda anlam yükleyen o. Kurt onun için mi var? Uyandırmak için mi var? Belki de. Hayretini uyandırmak için. Allah Allah demen için. Ne acayip ya. Yani kokmuş, tafun etmiş maddelerden kesette ziyaret halk ederek bir mahşer-i hüveynat oluyor. Ve madem hayattan süzülmüş en safi hulasası olan şuur ve akıl. Mesela Allah'ın dışında yaratılan ne varsa 18 bin alem, hayalet, kabı kavseyn, arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş vesaire. Bunlar ana detaylar. 18 bin alem. Hepsini koyuyorsun malum. Bir meyve sıkacağı gibi bir alete. Alacağın öz hayat. Özünü al. Hayattan da öz alsan his ve şuur. Oradan da öz alsan akıl cevir. Tamam. Aklın özü yok değil ruh. Ruh ise aklın müstakil bir zatıdır. Aklın devamı değil. Akıl takılmış, verilmiş. Bak, bu mendil bana verildi. Ben bunun başı değilim. Tamam? Ha, akıl bana verilmiş. Bir şeyin akıllı olabilmesi için, aklı anlıyor musun bak? Akıl ne kadar kıymetli bir şey. Akıl denilen bir özün olması için bu kadar imbiklerden geçmesi lazım. Mesela harfiyatla toprak çıkarttı topraktan. İş makinesi. Kamyona koydu. Yüksek fırınlara götürüldü. Vermesin biraz. 1500 santigrat derece ısı verildi mi o toprağa? Demirler eriyor. Demir böyle ayrışıyor. 1700'den yukarı verilirse ısı, çelikler ayrışıyor. Bakır. Bakır. 2000 üzerinde elmaslar ayrışıyor. Yani ısıyı verdiğin, mesela 2000 derecede eriyecek elmas 1500 santigrat derecede erimiyor. Orada duruyor. Bu kamyondan gelen topraktan çıkan o toprağa verilen ısıya göre içerisi ayrışıyor. Cebrail sıktıkça toprağa.
Evet öyle oluyor. Ben Cebrail de sıkınca. Ben de kuyumcu olduğum için biraz biliyorum onu zamanında. Evet. Şimdi Cebrail sıktığını görüyorsun değil mi? Üç defa sıkıyor. Oku diyor. Bilmiyorum diyor. Bir sıkıyor. Yine bilmiyorum diyor. Bir daha sıkıyor. Niye sıkıyorsa. Ondan sonra bir daha iki defa sıkıldıktan sonra bırakıyor. Üçüncü kez kendisi okuyor. Neyi okuyor? Gelen ondan sonra gelen ayette söylüyor. Kendini oku diyor. Seni şuradan şu maddeden bir damla şöyle şey yapan, sonra sana şöyle böyle yapan Rabbinin adıyla oku. Ne okuyacağını söylüyor. Ha, demek ki hariç bir okuma yok orada. Sıktı. Niye sıktı? Okudan sonra gelen ayette cevabı var. İçeriye taşıdı. Biz dışarıdayız. Bokçayı bağladı. Eskiden kundak yaparlardı, çocuğu sıkarlardı. İşte böyle düzgün büyüsün, endamlı büyüsün. Kundakları böyle sararlardı. O kadar içeriye girdi, o kadar içeriye girdi ki içerisine daha önce gitmemişti tabii. Yeni gitti bir binada baktı ki soğuk. Yeni girdi ya binaya. 2 sene kullanılmamış bu bina. Girince ne olur? Soğuk işte. 40 sene kullanılmamış bir binaya girsen ne olur doktorum? Üşüyorum dedi. Ya Arabistan'da insan üşür mü? Gündüz ortası. Arabistan'da, Mekke'de üşüyorum dedi. Eve geldi, evin içi, evde de üşüyorum dedi. Yatağa girdi, örtün beni, üşüyorum dedi. Orada da 3 tane. Mekke'de, evde, yatakta, üşüyorum dedi. Ne kadar böyle 40 senelik binaya girdi ki, ne kadar soğuk bu binaymış ya. Yalnız, karanlık. Yalnız, karanlık, kimsesiz bir yerde. Allah! İlk defa binaya, hani 40 sene gidilmemiş bir binaya girmiş. Sarayda insan saraya benziyor demiyor mu? İnsan saray gibi bir binadır. 23. sözde saray vardı diyor. Kapıda şenlik olanlar var, içinde şenlik olanlar var. Peygamber aleyhisselam sakin bir hayatı var, içerisi acayip kaynıyor. İçeri girdikçe üşür. Biliyorsunuz sema yükseldikçe soğur insan. Oksijen de azalır. Adamın nefesi kesilir. Ne yapayım işte o kadar. Sema. Üşüyor dedi. Cebrail sıkınca ateş olman gerekirken üşüyorum. Her sıktıkça üşüyor. Öyle bir saraya, odaya geldi. Bir saraya geldi, tamam mı? Ondan sonra ancak orada okuma yazma bilenler giriyor. Oraya gelince daire orada okudu. Latife insani mi abi? Okumayı şey yapar. Latif insan, evet. Oraya girdi. Dima, kalp, tamam mı? Kalp, kalbin içerisinde bir birim, latife insani. Veya başka bir birim mi? Ama benim bildiğim birim şu anda latife insaniye soktu. İçerisine tabii. Ölü gözüküyor biraz. Kesin diyemem de. Madem, şeyden açıldı, madem hayattan süzülmüş en safi hulasa olan şuur ve akıl ve en latif ve sabit cevher olan ruh bu küre-i arzda gayet kesretli bir surette halk olunuyorlar. Allah'ın en büyük mucizesi en harikayı en sade gibi gösteriyor. Yani şu dünya, şu ağaç mesela, şu en harikayı en sade bir şekilde ama ya işte burada ne var ya, ne Allah ne iki de bir elin gidiyor ya. Ne Allah işte çubuk işte. Lan yaprak işte. Yani şöyle diyeyim. İnsan bir sanat yapacak. İnsan gözükmeyecek arkasında. Bana böyle bir sanat söyleyin.
mendil yapacak, insan gözükmesin. Yani ihtimal olsun, insan yapmamıştır. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Cennetten istiyorum ya böyle bir şey olsa. Bak, insan sanatı yapar, arkasında mutlaka insan gözükür. Yani insan olmaz, olmayabilir diye bir ihtimal olmaz. Kesinlikle insan vardır. Allah'ın sanatında Allah kesinlikle olmuyor. İşte mucizelerden bir tanesi de bu. Çünkü inkara giren bunun arkasında Allah zaruri değil. Yani zahire baktığın zaman zaruri olsa herkes ister istemez iman edecekti. Ama bunu herkes ister istemez paşa bahçe diyor. Bu bir gerizekalı olamaz yani. Bunu kim yapmıştır? Herhalde yılan yapmıştır. Veya bir tane vallahi böyle güneş çarptı, deprem oldu, zelzele oldu. Bizim dağlar, Kaşgar dağları çatladı. Sonra bir yağmur yağdırıldı. Akşam da don oldu. Dağ açtı. Sonra mağara tabakası fırladı. Aşağıdaki elementleri yukarı yaptı. Fırlattı derken rüzgar attı, itti. Elementleri yumuşattı, rüzgar da şekillendirdi. Sonra içecek bir bardak oldu. Ama daha acayip. Volkan aşağıdan çıktı mağara tabakasından. Madenleri eritti. Havaya püskürttü. Rüzgar onu şekillendirdi. Kalıplara döndü. F-16 uçak oldu. Elektronik donanımlar oldu, kablolar oldu, falan şu oldu, aynı oldu, şey oldu. Uçan bir dağın tepesinde uçak var. Değil mümkün değil, maskaralık. Yani insan ile Allah arasındaki o sanatındaki en büyük farklardan bir tanesi, insanın sanatında insan hemen gözüküyor. Bu Mesnevi'de geçiyor bu misal. Ama Allah'ın sanatında hemen gözükmüyor. Bu zor işte bunu yapmak. Yapacaksın sen gözükmeyeceksin. Var olacaksın ama ortada gözükmeyeceksin. En açık olacaksın, kapalı olacaksın. Varsın ama mekanın olmayacak. Bütün renkleri yapacaksın ama kendi rengin olmayacak. Sen bana bir şey söyle de, bir şey al da rengi olmasın. Hadi bak. Bir şey bana göster, eşya da rengi olmasın. Bir şey var olsun da rengi olmasın. Nasıl yapacaksın? Allah'a mı gözükmüyor işte. Abi gözüküyor aslında ya. Ha. Bu kimin için? Yani bizim için ya baktığında yani şu çiçeğe yani bir insanın yapmasında Allah'ın yaptığı çok fark ediliyor abi ya. Bak işte bu senin için zorunun değil mi? Yani Allah'sa olur mu şimdi? Olur mu abi ya nasıl olur ya? Ha, adam da diyor ki. Sen beni söyleyin tuhafıma gidiyor ya. bir tanesi de diyor ki Allah Allah diyor ya niye Allah olsun diyor. Toprak çatladı havanın nemi var oda sıcaklığında çekirdeği patladı oluverdi işte ya. Bu kadar mükemmel olur mu ya? Oluyormuş işte. Tabiat kanunları diyor. Üç yol, dört yol varmış. Kendi kendine. Tabiat, sebepler, Allah. Üçü de mümkün. İnkara mümkün yol var. Bu kadar kokusu, bu kadar hepsi bir arada nasıl olacak abi? Maalesef. Bir de bize uygun olacak. Yani toprak, yani... Azizim, adam... Şöyle diyeyim. Şu mendili görüyor musun? Evet. Koparttım. Şu parçayla, şu parçanın maddesel itibariyle fark var mı? Yok. Yok. Öyle değil mi arkadaşlar? Bak koparttım. Bununla bunun arasında maddesel itibariyle, yani oran itibariyle, burada da ne varsa burada da aynısı var. Miktarı demiyorum, gram. Evet. Güneşten kopmuş parça mıdır dünya? Evet. Öyle okuduk. Peki, güneşten kopmuş parça ne diyor? Hidrojen, helyum. Ha? Güneşten kopmuş parçayı dünyaya getiriyorsun. Şu ağacın programını çiziyorsun. Ve güneşte o nükleer santral fokur fokur kaynayandan ağaç yapıyorsun. Kedi yapıyorsun, tüy yapıyorsun, su yapıyorsun ya su. Anlıyor musun? Ateşi söndüren suyu yapıyorsun. Ateşten su çıkartıyorsun. Sudan ateş çıkartmıyorsun. Ateşten suyu çıkartıyorsun. Dünya fokur fokur kaynamıyor. Atmosfer mi vardı dünyanın? Güneşten kopmuş böyle parça işte. Bunu kopartma işte. İmkansız olan bir şey yaratmış oluyor. Ama buna kör olası cehalet sebep uyduruyor değil mi? Allahsız izah etmeye çalışıyor değil mi?
Şey de öyle, sivrisinekler de mesela her sene yok oluyor, tekrar var oluyor. Yaz gelince çıkıyor ortaya. Kardeş bir sürü şey diyebiliyor. Ama bunun arkasında insansız diyemez. Böyle bir insan yok yani. Bu bardağın arkasında usta vardır yoktur, var diyen Müslüman, yoktur diyen kafir. Böyle bir şey oldu mu? Bardağın arkasına usta diyenler Müslümandır. Ama şu çiçeğin arkasındaki var olan birisini dersen imandır. Yok canım, bunun arkasında ne olacak? Bu küfürdür. Ve çok maalesef 5'te 4'ü böyle. Bu senin için kesin olan şey, onun için ihtimal bile değil. Çok tuhaf değil mi? Zavallı abi. Ha, sana da böyle bakıyor işte. Tesettürüne de bakıyor. Şimdi kafası böyle olunca onun, senin de kafan, eyleme ve konuşmaya dökülecek. Bunun, şu çiçeği görüp Allah'ı inkar edenin hayatı var ortada. E şimdi bunu görüp Allah'a iman edenin de ortadaki hayatı, inkar edenin hayatıyla benzememesi lazım. Çünkü temelde farklıyız. Çiçeği görüp Allah diyenle, çiçeği görüp Allah'a inkar eden insan, ikisi cemiyette aynı şekilde yaşamamalı. Hayatında bir farklılık olmalı. Çünkü itikat farklı, kök farklı. Kökü farklı olunca armut şeftali çıkmaz. Ama maalesef bunun arkasında Allah var diyenle, bunun arkasında Allah yoktur diyen cemiyette aynı yaşıyorlar. O da namaz kılmıyor, o da oruç tutmuyor. O da açıksa çık, o da açıksa çık. O da oruç tutmuyor, o da oruç tutmuyor. Öyle demiş zaten. Oruç tutmamak, namaz kılmamak, İslami vecibeleri yapmamak, sırf Allah var demek ve bununla cennete gidecekse ben de cennetliyim dedi. Ateistin bir tanesi. İki bazı inançlılar var diyor. Benim gibi yaşıyor. Bende ne farkı var diyor. İçki de içiyor. El melaneti de yapıyor. O işini mümin diyor. Ben kafir. Ben kafir. Hayatımızda hangimiz kafir? Belki de ben daha dürüstüm diyor. Bak. Devam edeyim. Demek ki ruh. Ne yapmış Allah ruhu? Bu küre-i arzda gayet kesretli bir surette halk olunuyorlar. Adeta küre-i arz hayat, akıl ve şuur ve ervah ile ihya olup öyle şenlendirilmiş. Mesela bu binada insan yok. Binada ya. Sırf sen varsın. Ne değeri var ya? Binada, Bakırköy'de, İstanbul'da. Bana şenlendirmiş. Elbette küre-i arzdan daha latif, daha nurani, daha büyük, daha emniyetli olan ecram-ı semaviye. Bak dünya böyle. Şimdi ne kadar iyi anlattı, onun hükmünü veriyor şimdi. Böyle küçük bir dünyada manasızlıktan çıkarmak için devamlı develan ediyor. Hayat yaratıyor. Şimdi diyor ki dünyadan daha latif. Küre-i arz mı dünya mı? Küre-i arzdan. Küre-i arzdan. Yani fiziksel tabakadan küre-i arz. Küre-i arzdan daha latif. Küre-i arzdan daha nurani, küre-i arzdan daha büyük, küre-i arzdan daha emniyetli olan ecram-ı semavi, semavi yıldızlar, ölü, camit, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Ölü, hayatsız, şuursuz kalması imkan haricindedir. Demek gökleri, güneşleri, yıldızları şenlendirecek ve hayatlar vaziyetini verecek ve neticeyi hilkat-ı semavati gösterecek ve hitabat-ı subhaniye mazhar olacak olan zişur, zihayat ve semavata münasip sekeneler herhalde sıra hayatta bulunuyorlar ki onlar da melekelerdir. Şimdi küre-i arz düşün. Hayatı koymuş, bu kadar sistemi çalıştırıyor. Şimdi, yani insansız manası var mı? Yok. Kaldır insanı. Yani sırf öküz yaşasa gülün manası yoktur. Yani ot manalıdır öküz için ama gülün süslü olması, denesenli olması, yani latif olması, kibar olması vesaire. Göz sahiplerini ve ruh sahipleri içindir. Şimdi düşünün, bu dünyada bu kadar masraf insan için. E peki yıldızlar dünyadan daha latif, nurani, büyük ve emniyetli. Orayı boş bırakır mı? Orayı da şenlendirmiş. Kim onlar? Melaike.
Burada kesiyor. Yani kıyas etti. Yani zaruri bir şey. Böyle, mesela şöyle diyeyim. Allah gübreyi israf etmiyor. Gübreyi atıyoruz, elma armut geliyor. Her şeyin hulasası olan insanı israf eder mi? Madem Allah israf etmez, çünkü kainatta baktığımız zaman kainatta israf yok, abes de yok, manasızlık da yok. Peki bu kainatta manalansın diye kainatı manalandıran, şey küre-i arzı manalandıran, anlamlandıran, değerlendiren, hakikatin ifade etmiş olduğu manayı ahirete aktaran zişur, ziru insan var. Küre-i arzdan daha nurani, daha latif, daha büyük, daha emniyetli olan semadaki yıldızlar, gezegenler. E şimdi boş bıraksın. Allah'ın böyle bir israfı yok. Ha, orayı da dolduran, şenlendiren, anlamlandıran, tamam mı? Onlar da melaikelerdir. Şimdi şey dedi ya, küre-i arz dedi mesela, küçüktür, şeydir, sema daha geniştir, daha latif, daha hayattadır. Şimdi biz bunu kendimize uygulasak mesela, küre-i arzda cesedimiz desek, peki o zaman enfüs alemimiz sema olup orası daha latif, daha mı şey diye uygulamamız lazım? Nasıl uygulamamız lazım? Yani yok. Büyük bir insan kabul, kainat, şeceri fikat değil, kainat büyük insan kabul edilirse, yıldızlar hücreleri oluyor. Hücreleri oluyor. Öyle diyor. Evet. 32. sözde. Yıldızlar hücreleridir. Şimdi yıldızları insan hücresi düşünün. 100 trilyona yakın hücre bir araya getirmiş, insan almış. Şimdi şu hayal et. Kainattaki bütün yıldızları bir araya getirip ortaya çıkacak büyük insanı düşün. Neye benzer biliyor musun? Nur-u Muhammed'i ya. Kim nereye benzer? Kainat derse İsrafil. İsrafil. Bu hücreleri bir araya getirip ortaya çıkan şekle İsrafil deniliyormuş. İkinci şu anda geçiyor. İsrafil bir misal acıbî mahlukat iken diyor. Yani insan vücut tarafını İsrafil'in donmuş veya bizim açılımımız İsrafil. Kainat İsrafil'in vücududur diyor. Hücreleri yıldızlar. Dünya için ne diyor? Şekir-i arz için. Kainatın kalbidir diyor. 15. sözde. Yani sanki ustad bir evde kendi dairesinde dolaşıyor. Yatak odası, mutfak, tuvalet, çocuk odası bilmem ne, şurada şu var, mutfakta tabak şurada çıkıyor. Yani sanki bu edada, bu rahatlıkta, bu budur, bu da budur diyor. Kainat diyor, İsrafil misal büyük bir mahlukat iken diyor. Yani sen nereye dolaşıyorsun, nasıl, insan nasıl der bunu ya? Nasıl der ya? Mesela sen mutfakta, dolaplar nerededir, dolap altta mıdır, üstte midir, sağdan sonra ben bilmem. Sen bilirsin ama. Yani rahatça konuşuruz. Mutfağı tavsif et desek aşağı yukarı konuşuruz. Ev sahibiz. E şimdi kainatta söylüyor ki bu budur, bu da budur. Nasıl söylüyorsun ya? Hakikaten gitmemiş, görmemiş, görmemiş. E kainat büyük israfil olduğunu nereden biliyorsun? E o zaman üstte de astronotluğu da yok. Buralara da gitmemiş. E zaten diyor ki 24. sözde diyor ki ey katre misal filozof diyor. Sen diyor şimdiye kadar merak ettin, ayda ne var diyor. Ay'a 1969'da çıkılmış, ustad 60'da vefat etmiş. Bak diyor, sen ayda diyor hayat var, nur gözüktüğü için nur var zannettin. Bak diyor, ay'a gittin, içine girdin, ne hayatı var, ne nuru var. Sahi boşuna gitti diyor. Ay'a gidildi mi? Ve gidildikten sonra su olmadığını, nur da olmadığını söylüyor. Hatırladınız değil mi? E nasıl söylüyor bunu? Öteki mahalleye gider gibi. Gitmiş gelmiş demek ki abi. Ya adamlar, yani ruh için şey ki,
Hissiyat insanın ruh seviyesine çıktı mı kainatta evi gibi dolaşıyor. Kur'an da öyle yapıyor ya. Kainatı, şecer-i hikati bir evin daireleri gibi bu budur, bu da budur, bu bunlarla kalıdır, bunun yolu budur. Burada musluk vardı, burada kağıt vardı, burada yemek var. Tek tek söylüyor. Şey mi oluyor sana, film gibi gözünün önüne geliyor. Sana. Gözün önüne gelmiyor. Orada mesela böyle yaşıyor. Böyle yaşıyor. İnsan kalbi harita ya, ruzname, takvim, çekirdek, harita. Yani film önüne gelse basit o. Yaşıyor. Gidip geliyor. Gidip de gelmiyor. Orada. Neden geliyor? Rüya görüyorsun. Bir yere mi gidiyorsun? Her taraf ufak yani. Onun için her taraf ufalıyor. Mesela zaman, rüyada bir yere mi gidiyorsun? Zaman gibi yani. Evet. Kaşgar'a gittik geçen akşam. Yedik, içtik, dostlarla eğlendik. Aynı. Yaşar gibi zevk aldık. Rüya diye muamele yapmadık ki. Peki gece yarısı Kaşgar'a mı gittik? Deli Hoca da ölmüştü. O da Kaşgar'da beraberdik. Bir yere gitmiyor. Her şey her yerde. Biz de buradayız. Hayalen eve gidiyoruz. Bir yere gittim. Hep burada. Her şey her yerde. Çünkü sen kainatın sarayısın. Vâhir davâhum. Enilhamdülillâh Rabbil âlemin. El-Fatiha. Selamat.